Evet, herkese yeniden merhabalar. Yeni bir Rust eğitim videosuyla tekrar yayındayız. Gerçi dün bir eğitim videosu hazırlamıştık. Bugün de ona devam ediyoruz. Dünkü eğitim videosunda sadece işte login kısmını yapmıştık. Oturum açma kısmını yapmıştık ama bayağı yüzeysel yapmıştık. Bu bir gün biraz bunu ciddileştireceğiz. Nasıl olacak? O da şöyle. Yani bir kullanıcı veri tabanı oluşturacağız. İşte üye olma sayfası oluşturacağız. Üye olma sayfasında da sallıyorum işte kullanıcıya ait bilgileri veri tabanına ekleyeceğiz. Daha sonra işte bu veri tabanında giriş yapıldığı zaman bu veri tabanında bu kullanıcı var mı, şifresi uyumlu mu değil mi? Bunların tamamını yapacağız. O yüzden bir miktar hızlı hızlı gitmemiz lazım. Öncelikle bize lazım olan şey login HTML'in hemen hemen aynısı lazım bize. Templates içinde ama bu defa biraz farklı sign-in diyelim buna. Sign-in HTML'i oluşturduk. Birkaç detay daha ekleyeceğiz. Burada mesela field'lar var. Bunları biraz çoğaltalım. Ne olacak? İşte username, email, password 1, password 2. Bizde ne var? Email var. Bu email'i bir tane arttıralım. Username de ekleyelim. Burası type text olsun. Placeholder'ımız username, email yerine de ne olsun? Username, ID'si de username olsun. Sonra password'a geliyoruz. Bu password 1. Bu da password. Sadece şurası değişecek. Password 2. Password 2 olacak. Hani birbirlerine eşleşiyor mu, eşleşmiyor mu diye. Başka ne lazım? Başka bir şey lazım değil. Bu bizim sign-in sayfamız. Şimdi bunu HTML'imizi hazırladık. Şimdi root dediğimiz olayı yapalım. Aslında login sayfasının aynısı. Yani biz sign-in sayfasını açtığımız anda burada giriş yap var ama biz buraya mesela bir de bu ana sayfayı kaldırıp buraya sign-in diyeceğiz. Yani giriş yap değil, üye ol diyeceğiz. Üye olacak. Üye sayfası işte şöyle bir adres olacak. Sign in. Böyle bir sayfaya yönlendirilecek. Böyle bir sayfaya gittiği zaman da az önce oluşturduğumuz HTML dosyası gelecek. Bu HTML sayfasında da işte üye olacağız. Aslında mantığı login sayfasıyla aynı. Tek farkla burada bir de veri tabanına bilgi yazacağız. Ama bilgi yazmadan evvel şuraları bir değiştirelim. App kısmında bize logo değil de login sayfası vardı. Bir de post login sayfası var. Şurası. Neresi? Bir dakika. Şu ikisini şuraya alalım. Daha kolay olur. Yani olsun. Sonra bu ikisini de alalım. Kopyalayalım. Aynısı aslında dediğim gibi. Post login değil bu defa. Sign-in. Burası da login değil. Yine sign in olacak. Sign in'de mesela ne olacak? İşte eğer kullanıcı giriş yapmışsa ana sayfaya yönlenecek. Kullanıcı giriş yapmamışsa sign in diye az önce belirttiğimiz HTML dosyası yüklenecek. Daha sonra işte HTTP response a dediğimiz bu HTML sayfası Tera bunu render edecek. Daha sonra biz render edilen bu HTML sayfasını response olarak isteniciye göndereceğiz. O yüzden geliyoruz buraya sign in diyoruz. Post için post sign in fonksiyonunu çalıştıracağız. Ondan sonra get için de sadece sign in fonksiyonunu çalıştıracağız. Tabii her zamanki gibi uzun sürüyor.
Biraz daha bekleyelim. Niye bu kadar uzun sürüyor diye. Tabii bugün veri tabanıyla uğraşacağımız için iki ayrı konuya da bakmamız gerekecek. Veri tabanını bilmeyenler veri tabanına çalışabilir. Test edelim sayının sayfamıza. Tabii şu anda sayınına yönlendirebilecek bir linkimiz yok. Burayı değiştirelim. İndeks kısmında nerede? Bu ana sayfa. Burayı sign-in yapalım. Buraları aslında biraz da profesyonelce düzenlemek gerekiyor ama şimdilik biz simüle ettiğimiz için çok da gerekli değil. Buraya da üye ol diyelim. Aynısını aslında burada da yapmanız gerekiyor. Çünkü burada da hepsini ayrı ayrı. Aslında bunları Tera ile çok daha efektif bir şekilde yapma yöntemi var. Ama Tera'ya çok fazla dalmak istemiyorum. Yol. Giriş yap. Burada da yine aynısını yapalım. Sign-in diyelim buraya da. Çalıştıralım tekrar. Bakın üye ol sayfasına geldiğimiz zaman e-postamız burası niye hala e-posta diye görünüyor? Şifre, şifre. Öncelikle şunu bir tamamen sileyim. Hepsini tamamen kaldırırsak iyi olur. Heh, nasıl kaldıracağız? Kaldır. 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 Bu ekran beni çünkü çok rahatsız ediyor. Şunları da bir iptal edelim. Böyle bizim için daha iyi. Şimdi tekrar sign-in'e gelelim. Your email en başta olmuş. Tamam. Sonrasında burayı biraz daha düzenlemekte fayda var. Email, your email. Your username. Tamam. Burası niye e-posta diye doldurmaya çalıştım? Onu anlamadım. Burada ikinci pasport için herhangi bir şey. Eşlenik olup olmadıklarını kontrol etmek için. Şimdi buradaki bilgileri gönderdikten sonra bizim sign-in, post sign-in dediğimiz yer bizim bu bilgilerimizi alacak. Aynı sign-in'deki gibi geliyoruz buraya. Burada biz hani bir kullanıcı giriş yaptığı zaman bu bilgileri alıyorduk ya. Bunun aynısını bu defa sign-in user için biraz değiştireceğiz. Yeni bir veri yapısı oluşturuyoruz. Bu defa email, username, password, bir de password 1. Bu HTML'de tanımladığımızın aynısı olmak zorunda ki birbirleriyle uyumlu olabilsinler. Daha sonra geliyoruz. Burada mesela login sayfasında ne yapmıştık? Mesela form demiştik ya. JSON gönderirseniz bu form yerine JSON yazarsınız ama biz burada onu yapmıyoruz. Geliyorum buraya. Oops. Pardon. Burası post yeri değil. Post yeri burada. Burayı sign in user yapıyorum. Şimdi buradan sign in'den gelen bilgileri biz buradan alabileceğiz. Tabii post olarak neresi olacak bu defa? Yine sign in kısmına post edecek bu bilgileri. Deneyelim bakalım ne oluyor. Ekrana yazdıralım şimdilik sadece. Her neyse artık. Tabii debug kullanmamız gerekiyor. Burada debug olmadığı için şimdilik hata verir.
Niye hata veriyor? Şöyle yapalım. Hata vermesinin sebebi sign in user denilen verimizin debug'a implement edilmiş olmaması. Şimdi çalışır. Evet. Birazdan çalışacak. Bizim girdiğimiz bilgiler gelecek diye umut ediyoruz. Bu arada burası biraz dandik olmuş. Burayı boş boşuna render etmişiz. Bunu kaldırmamız lazım. Ama kaldırmadan evvel tabii bazı iş ve işlemler yapmamız gerekiyor. Ondan sonra. Evet, çalıştı. Bakalım. Email işte Mehmet Eribol ya da AAACCC AAA password 1234 password 1234. Yapalım bakalım. Heh, gördüğünüz gibi giriş yapmış oldu ama biz tabii orayı neden yaptı? Sessions'ta burada user email dediğimiz için yaptı. Ama ekrana şu an bu bilgileri bir yerlerde girmiş olması lazım. Yazdırmış olması lazım. Hala yoksa login sayfasına mı gidiyor? Evet, login sayfasına yapıyor. Oysa ki biz burayı düzeltmiştik. Tekrar şuradan çıkış yapalım. Tekrar sayfayı yükleyelim. Üye ol diyelim. Tekrar buradan. Error, missing field, password 1. Burada biz password 1, 2 yapmışız. Doğru, burasının 1 olması değil, 2 olması lazım. Burasını 2 yapsak daha kolay. Tamam. Şimdi uyumlu oldu. Tekrar çalıştıralım. Yine biraz uzun sürecek. Bu defa girdiğimiz bilgiler birbirleriyle uyumlu olduğu için herhangi bir problem olmayacak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Diyelim. Daha sonra giriş yaptığımız zaman neresi çalışacak? Şurası devreye girecek. Sessions. Şimdilik oturum açmamıza gerek yok. Evet. Login diyelim. Bakın üye oldu. Ekrana da yazdırmış olması lazım bilgileri. Host sign in dedi. Bakın burada da sign in user'a ait bilgileri girmiş. Tamam. Şimdi sign in'de bizim yapmamız gerekenler şimdi biraz daha farklı olacak. Ne yapacağız biz bunu? Veri tabanına ekleyeceğiz. O yüzden hemen bir veri tabanı implementasyonu oluşturmamız gerekiyor. Geliyoruz buraya. Şunu bir kapatalım. Ne yapalım? Bir tane veri tabanı oluşturalım. Bunun için SQLite db create bir bakalım dokümanlarında ne var. Create db diyelim. Hemen bakalım dosyasında ne yapıyor. Burada direkt DB'yi yapmış. Başka doküman yok mu ya? Database name DB. Tamam. SQLite 3 olması lazım tabii. Veri tabanımızın adı blob DB olsun. Şimdi bizim buraya bir tane user için tablo oluşturmamız gerekiyor. Sanırım burada oluşmuş olması lazım. Şu an burada olduğumuz için. Hala görünmüyor. Yenile, yenile, yenile. Neyse. Serecenin içinde mi acaba? Yok. Statiğin içinde mi? Yok. Neyse, biz şimdilik bir tane user sayfası oluşturalım. User sayfasını nasıl oluşturabiliriz? Ne kadar ağır çalışıyor ya. Create table if not exists.
Tablonun içinde neler olsun? ID, primary, serial key, virgül, username, text, email, text, password, text. Bakalım çalışacak mı? New serial. Hemen buradan yardım alalım. SQLite create primary key. Başka, başka, başka. Create table AB B unique B primary key. Tamam, sadece primary key yazmamız yeterliymiş. O yüzden aynı komutları tekrar çalıştıralım. Create table. Tabi table. Table'ın adı ne? Users. If table. Burasını şimdilik es geçelim. If not exist. Yani eğer böyle bir tablo yoksa oluştur diyoruz ama bizde zaten yok. Dolayısıyla oluşturalım. ID primary key. Username text. Email text. Ondan sonra password text. Ancak burada şöyle bir detay var. Unique. E-posta unique'tir. Username unique'tir. Yani benzeri olmayacak bunların. Oluşturmuş olduk diye tahmin ediyorum. Şimdilik veri tabanı işi bu kadar. Çok uzun uzun yapmıyoruz. Normalde eğer çok orijinal bir şey yapacak olursanız işte mesela gelen şifrelerin birbirleriyle uyumlu olup olmadığı, birbirlerine eşit olup olmadığı, e-mailin geçerli bir e-mail olup olmadığı gibi bir sürü detaya bakmanız gerekiyor. ID primary key olduğu için otomatik oluşturuluyor. SQLite tarafından kendisi otomatik sıra sıra numara veriyor. Username ile email text değil bu arada. Bu textlerin yanında unique diye bir ibare daha vardı. Unique olması demek bu tabloda bu e-mailden sadece bir tane olacak. Aynı şey username için de geçerli. ID zaten otomatik oluşturulduğu için o zaten unique. Primary key bu şekilde çalışıyor zaten. Şimdi gelelim buraya bizim işlerimize. Birincisi bize let db diyelim. Ben bu arada environment içerisine benim SQLite bakın blog db burada URL'sini girmiş oldum. Değişken ismi olarak da database URL kullandım. Environment dosyasının içerisinde. Gelip buradan bunu kullanabiliyorum. Var database URL diyoruz. Eğer environment içerisinde böyle database URL diye bir değişken bulamazsa hata verecek tabii. Expect database URL not found in end. Şimdi bu bize bir string verecek. Şu string'i bize verecek. Şunu. Biz bunu alacağız. Neyin içerisinde kullanacağız? Bizim veri tabanına bağlanacak bir tane uygulamaya, framework'e, framework demeyelim de bir araca ihtiyacımız var. Rust topluluğunda bunun için kullanılan en yaygın kullanılanı Dizel. Ama ben SQLite daha çok kullanıyorum çünkü async bir şekilde çalışıyor. Dizel henüz o konuda çok yeterli sayılmaz diye düşünüyorum. Kargoya SQLite'ı SQLX'i belirttim. Bu SQLX sayesinde biz Postgres'e de bağlanabiliriz, MySQL'e de bağlanabiliriz, SQLite'e de bağlanabiliriz, Mongo'ya da bağlanabiliriz. Mongo'nun tabii şeyi biraz daha düşüktür. Ama bağlanır yani. Ona da bağlanır. Son sürümü de 0.6. Bunu da belirtelim.
Bunun dışında herhangi bir şey yok. Tekrar baştan buradan çıkalım. Tam tersi mi gibi? Quit. Quit. Help diyelim. Allah'ım ya Rabbi. Enter nokta help'miş. Nokta help neymiş? Quit nerede? Quit bana quit ver. Çıkmak istiyorum. Ha, nokta quit. Tamam. Nokta quit dememize gerek yok. Silelim ekranı. Tekrar kendi alanımıza gelelim. Şimdi biz database'in yolunu burada tanımlamış olduk. Gelelim şuraya. SQLite'ın buradaki dokümanlarına. Nerede vardı başka? SQLite. Ben buradan tekrar bakayım. SQLX, SQLite diyeyim. Bu arada bu ne kadar yavaşladı ya? Bilgisayar resmen can çekişiyor şu anda. Son sürümüne geçelim. Nasıl bağlanıyormuşuz? Şöyle. Şu ikisini alalım. Kopyalayalım. Şunu da alalım. Bunları alalım. Bizim scope'umuzu alalım. Daha sonra connection. Connections'ı sanırım HTTP server'ın içerisinde tanımlamamız lazım. Çünkü tekrar tekrar connection oluşturmamamız gerekiyor. Geliyorum buraya. Burada database'i oluşturalım. Database oluşturmak için de şöyle bir şey kullanmış. Kopyala diyelim. Buraya direkt db yazalım. db'yi alacak. Connect niye çalışmıyor? Evet yine uzun 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 bekleyeceğiz. Ama niye bekliyoruz? Tam olarak çözemedim. SQLX'i kurmuştum zaten. Connect bu arada niye? Muhtemelen burada biraz da hata verecek. Şu soru işaretinden kaynaklı. Bir derlensin. Biz de burada bakalım neler yapmış. Journal mode, read-only. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok benim. Bunları çıkaracağız tabii. Read-only yapmayacağız biz. Şu ikisini çıkaralım. Burada tabii belirtmiş nasıl olması gerektiğini. Biz buna göre yaptık. Working mode, read only. Derlenebilseydi. İnanılmaz uzun sürüyor ya. Vallahi yani Rust'ı belki şimdi en azından bir hata verdi. Evet. Buralardaki soru işaretlerinin ortaya çıkardığı hata ile buradaki hata result değerleri birbirleriyle uyumsuz olduğu için unwrap yapıyorum ben burayı. Unwrap. Unwrap. Eminim yani. Bu arada bu niye import olmamış? Onu anlamadım.
Tekrar Connect'e bakalım. Connect bize bu bize neyi veriyor? Connection options. Tamam. İyi. Connect. Şimdi bakalım. Only insight async function. Bizim burası async değil. Şuraya yazalım o zaman. Bakalım. Bu arada bu bize hangi değeri veriyor? Benim buna bakmam lazım. Self connection. Bunun türü SQLite connections. O zaman benim burada update olarak SQLite connections diye bilmem lazım. Updata web data new ney? John. Bakalım. Main panicked at called result unwrap on an error value at database SQLite error. Şimdi blog dev burada var. Böyle mi yapmamız gerekiyordu acaba? Bu arada ne diyor? Is not implemented for SQLite connections. Burada SQLite niye çalışmıyor ya? Bunu burada kullanmam gerekiyor ama niye ise buraya tanımladığım zaman da await bilmem burada çalışmaz gibisinden dırdır ediyor. Await orada çalışmazsa biz SQLite'i nasıl çalıştıracağız? Bunun buraya gelmesi lazım. Doğru. Clone olmadığı için her defasında buradaki closure'ın içerisine alacak. Closure'ın içerisine aldığı için de hata verecek. Ama Async. Async içerisinde oluyor. Bir bakalım. Çalıştık. Ama yine database'i bulmama ihtimali var. Neden var? Çünkü bizim çalışan binary dosyamızla current directory dediği yer birbirinden farklı. Current directory. Bu da current, bu da current. O halde 3 tanesi yanlış oldu. Ha. Bulmuş mu ya? Bir deneyelim bakalım. Şimdilik hata yokmuş gibi görünüyor ama. O halde biz gelelim. Şimdi burada sessions var. Ne yapalım? John ne? Türü web data SQLite connection SQLite connection. Şu. Yani bizim burada updata ile taşıdığımız bu connection'ın veri yapısı ne? SQLite connection denilen bir veri taşıyacağız. Biz bunu
burada tanımlıyoruz. Yani ben bu connection'ı burada kullanacağım diyoruz. Geliyorum buraya. SQLite için konuşuyoruz. Let's add user. Eşittir. Ney? SQLX ben birkaç yöntemi var. Ben bunu kullanıyorum genelde. Buraya bir tane string tanımlıyorum. String ne olsun mesela? İşte insert users tablosuna kimi values user tablosuna ekliyoruz. Insert. Hemen bir bakalım. Insert. SQLite insert nasıl kullanıyor? Bir bakalım. Into table. Tamam. Insert into tablosuna ekle. Hangi bilgileri ekliyoruz? ID eklemiyoruz. Username, email, password. Bu bilgileri ekleyeceğiz. Value'ler neler? İşte 1. Bu arada bunu bu şekilde kullanmanızda fayda var. 1, 2, 3. Şimdi buna geliyorum. Bind metodu ile bind ne? Birinci değişken kim? Username. Biz bu username'i nereden alacağız? Bize gönderilen formdan alacağız. Form username. Tekrar bind form email. Dikkat ederseniz bu birincisi username'e, ikincisi email'e, üçüncüsü de password'a denk gelecek. Tekabül ediyor. Form password gibi. Şimdi bakalım ne olacak? Tabii aslında query dediğimiz zaman query sorgu yapmış oluyoruz. O yüzden bu buradan geri bir dönüş almayacaksın. Execute await. Çalıştır diyoruz yani. Execute olması lazımdı ya. Execute. Allah Allah. Fetch. Bakalım neler var. Ha. Tamam. Query yazdığımız zaman execute geliyordu. Evet. Execute. Şimdi burada bizim elde ettiğimiz, buraya gönderdiğimiz connections'ı buraya. Evet, tekrardan devam ediyoruz. Az önce yaptığımız yanlışları biraz düzeltelim. Daha doğrusu benim yaptığım yanlışlar. Gerçi bu da normal çünkü SQL konusuna çok da hakim olduğumu söyleyemem. Nasıl çalıştığına dair. Sadece az çok fikir yürütebiliyorum. Bizim problemimiz şuydu. Birincisi biz bir connection oluşturuyorduk ama ilk dokümanlarına bakıp oradan bakıyordum ama pek sağlıklı değil aslında. Connection pool dediğimiz veri tabanlarında çok sık kullanılan bir yöntem. Connection pool oluşturuyoruz. Bu connection pool yani bir bağlantı havuzu oluşturuyoruz. O bağlantı havuzlarından bir tanesini alıp bunun üzerinden veri alışverişinde bulunuyoruz. Kısaca. Şimdi biz burada az önceki SQL bağlantısını biraz farklı yapmıştık. Biz bunu tekrar baştan yaptık. Şu şekilde. Bir tane pool oluşturduk. Bir tane pool oluşturarak veri tabanına bağlanıyoruz. Veri tabanının adresini end'den alıyoruz. Daha sonra bunu geliyoruz. Aynı buradaki gibi template da olduğu gibi burada oluşturulan havuzu bu bilgiyi updata aracılığıyla bizim root'ta belirttiğimiz fonksiyonlar içerisinde kullanabilecek hale getiriyoruz. Bu web data new bu işe yarıyor bu arada. Tabii burada bunun türünün ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. SQLite pool
türü var. Dolayısıyla biz burada post-sign'inde web data olarak belirttiğimiz şeyin de veri türünü bileceğiz ki burada belirtebilelim. Tabii burada belirtirken web data içerisinde burada belirttiğimiz şey bir arc smart pointer var. Belki bilirsiniz atomic reference counter diye. Web datanın arkasındaki veriye ulaşmak için bir tane pointer, bunun arkasındaki veriyi her ne kadar biz görmüyorsak da arc'ta da bir pointer da arc için kullanıyoruz. Bir de execute referans istediği için referans kullanıyoruz. Şimdilik bu şekilde çalışacak diye tahmin ediyorum. Tekrar derleyelim. Çalışıyor ama hata çıkma oranı yine yüksek. O yüzden şimdiden Allah kusura bakmayın. Ben bu dersleri daha önceden yapmıyorum açıkçası. Yani neler yapacağımı düşünüyorum ama bunların nasıl olacağına dair fikrim var. Ama kütüphaneleri kullanırken biraz sıkıntı yaşadığım oluyor. Ben daha önce SQLite kullanmadığım için bir miktar sıkıntı olabiliyor. Evet, çalışmış. Burada da SQL Query bir şeyler söylemiş ama bir sürü şey söylemiş. Ne anlama geliyor şu anda hiç bilmiyorum. Neyse, biz burada bir tane user'ı ne yapacağız? Bizim tablomuza ekleyeceğiz. Daha sonra bakarız tabloya eklenmiş mi eklenmemiş mi onu kontrol edebiliriz. Gelelim buraya. Çıkış yapalım önce. Üye olalım. İşte e-mail'i girelim. Username'i girelim. Şifreyi girelim. Hata verdi. Giriş yap yok. Gerçi yok, giriş yap. Bakalım. Çalışmış gibi görünüyor. Hemen test edelim. SQLite 3 log db. Şimdi select from users diyelim. Eklenmiş. Aslında bu kadarmış. Yani şu anda bizim veri tabanımızda kullanıcı var. Kullanıcıyı eklemiş olduk ama burada unwrap yaptığımız için hata verse bizim sistemimiz panikleyip çökecek. Ben şurada bir deneyeyim. Anyhow result denilen bir şey var. Onu bir buraya ekleyebilirsem ve çalışırsa gayet müthiş olabilir. Deneyeceğim ama. Anyhow deneyelim bakalım. Şuraya da anyhow result. Bunu da nereden çaldım? Şuradan çaldım. SQLite'ın örneklerinden çaldım açıkçası. Burada anyhow result kullanmış. Biz de aynısını kullanabilirsek HTTP response diyelim buna. Bakalım çalışacak mı? Eğer çalışırsa burada soru işaretleri kullanabiliriz ki bu soru işaretleri bizim için çok faydalı olur. Sürekli unwrap gibi bir riskli bir fonksiyonu kullanmamız gerekmez. Neyse quit diyelim şimdilik. SQLite'den çıkalım. Kurabilirse bizim için güzel olur. Ancak dediğim gibi error is not implemented for anyhow error. Yes. Neyse şimdilik anyhow kalsın. Onu biraz daha ayarlamak gerekiyor. Ama ActX'de bile kullanabilseydik güzel olurdu. Yapılabilir mi? Aslında yapılabilir de şimdi bununla uğraşmaya gerek yok. Neyse şimdilik fonksiyonlarımız çalıştı. Tabii burada hata olma ihtimalinden dolayı şöyle söyleyelim. Ne yapalım? Match add user. Bu bir değer de oluşturabilir, bir hata da oluşturabilir. Biz o yüzden okey diyelim. Eğer hata vermezse, yani fonksiyonumuz çağırırsa ne olsun? İşte şöyle yapalım. Bir de sessions'ı oluşturalım. Burada sessions var mı? Evet var. Session insert user ney form username. Yes. Oturumu açalım. Eğer hata verirse
Enter diyelim. Yine bu defa redirect olup, pardon, burası yanlış olmuş. Evet, redirect aslında. Ama bu defa yine redirect yapsın, ama sign-in sayfasına tekrardan redirect yapsın. Aslında burada tabii orijinal bir sayfa oluşturursanız burada ne yapmanız lazım? Bir error diye bir şeyler oluşturmanız ve bunu da sign-in dosyasının içerisinde bir yerlerde ekrana göstermeniz lazım ki kullanıcı ne olup bittiğini bilsin. Ama eğer JSON kullanırsanız JSON biraz daha orijinal olur. JSON'da bu defa direkt ne yaparsınız? Olduğu gibi JSON geleceği için o JSON dosyasını HTML'in içerisine rahatlıkla yazabilirsiniz. Fakat biz burada direkt sayfa yönlendirmesi yapıyoruz. Yani çok da efektif değil. Bilginiz olsun. Evet, şimdilik oldu. Bakın, şimdi biz mesela bir tane kullanıcı oluşturduk. Kullanıcıda biz unique olarak username ve email unique idi. Tekrar aynı username'den kullandığımız zaman hata vermesi lazım. Bakalım hata verecek miyim? Hadi, hadi. Şimdi tekrar buraya gelelim. Yine üye ol diyelim. Yine aynı bilgileri girelim. Bakın bu defa hata verecek. Hata verdiğini bize söylemedi ama deneyebiliriz. SQLite 3 logdb diyelim. Az önce select yapmıştık. Niye SQLite'de unique demiştik ama biz kullanıcı adı ve username, email hepsi unique olması gerekiyordu ama burada unique değil. Bunu nasıl yapabiliriz? Tekrar SQLite'a gelelim. SQLite create table diyelim. Bakalım ne örnekler var. Data type not null, default zero, table constraints. Bir örnek. Ha, tamam. Groups. Bir tane örnek bulabilsek. Neyse, aslında şu örneği alıp kendimiz uyarlayabiliriz. Table drop table users diyelim. Tabloyu sildik. Bu kullanıcılar gitti. Mesela şu şimdi hata verecek çünkü böyle bir tablo yok. Tekrar oluşturalım. Create table users. Ne olsun? ID primary key. Ondan sonra username not null unique ve email not null, pardon, önce text not null unique not null unique password. Text. Tabii e-maili de text olarak belirtmemiz lazım. Not null bitişik miydi? Bakalım. Yok, bitişik değil. Tamam. Integer'ı biz belirlememişiz. ID integer diyelim. Integer. Yes, çalıştı. Şimdi tekrar baştan yapalım. İki tane kullanıcı ekleyelim. Tekrar niye? Yani burada which bende de amma uyarı var ha. Bir sürü şey var kullanmadığımız. Şimdilik bunları görmezden gelin. Gerçi buraya bir şey yazdığım zaman gidiyor da. Bunlarla uğraşmak da istemiyorum uzun uzun. Hadi babam, hadi babam biraz hızlı.